Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda parfüm tanıtımı yapacağım. Ve başlıkta da gördüğünüz gibi bu parfüm Dolce Gabbana The One olacak. EDP, o da parfüm versiyonu. Yani EDP denilebilir. Bende artık EDT'si yok. Yani o da yok elimde. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum daha çok performansından dolayı. atmadan başlayalım. Bu parfüm 2015 yılında çıkmış bir parfüm. Orijinali 2008'de çıkmış bir parfümdü. Bu bir flanker olarak çıktı. Başka bir flankerları da var yani değişik versiyonları. The One Gentleman var ve The One Sport var. İkisini de denedim. İkisini de pek beğenmiyorum. Ama bu o da parfüm olarak çıkartıldı. Biraz daha farklı konsantrasyon, daha yüksek konsantrasyon olarak çıkartıldı. Parfümü yapan kişi Olivier Polch, orijinalinde o yapmıştı. Olivier Polch çok bilindik bir parfümcü gerçekten çok güzel parfümleri var ve kendisi Chanel'in in-house parfümcüsü oldu artık. Yani şu, bugün şu anda Chanel için çalışıyor sadece başka bir parfüm firmaları için bir şey yapmıyor artık. Aa bu onun eskiden yaptığı parfümlerden bir tanesi olmuş oluyor artık. Bu parfümün içindeki notaları sayacak olursak ben sadece en çok hissedilen notaları sayacağım. Bunlardan tütün amber, zencefil, grapefruit, kakule ve sedir notaları var. Bu notalardan bazıları gerçekten burada çok güçlü, bazıları da çok güçsüz. Burada benze söylenmese de ben çok meyve notası alıyorum. Parfümü ilk sıktığınızda teninizde tatlı bir hava olacak. Bunun yanında tütün notası gerçekten çok hissedilebilir notalardan bir tanesi. Çok Olgun bir parfüm değil bence. Çok genç bir parfüm ama her yaşa uygun bir parfüm. Orijinaliyle şöyle söyleyeyim hiç aa, hani baştan söyleyeyim. Sonradan akıl karışmasın. Orijinaliyle birebir kokuyor. Kokuda pek bir fark yok. Belki çok çok hafif, minnacık bir tatlılık olabilir bunda daha fazladan ama a, koku 99 aynı. O yüzden güzel yanı bu. A, sadece konsantrasyon yüksek. Koku en başta biraz tatlı olacaktır. Tatlı parfüm sevmiyorsanız mutlaka deneyin, kör aralış yapmayın. A, çok 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 beğenilecek bir tarzı bir parfüm. A, gerçekten çok kolay beğenilecek bir tarzı bir parfüm. Ve bunun ben a, sebebini sanıyorum meyve notalarından geldiğini düşünüyorum. Bahsedilmese de sadece grapefruit dense de bence çok daha fazla meyve var burada. Hafif elma havası var, hafif, hafif kayısı havası var. Çok değişik bir meyvelerin birleşimi tarzında kokuyor. Bunun yanında amber tatlılığı var. Ve daha önce de dediğim gibi tütün notası bu parfümün omuriliği gibi bir şey. Hiç gitmeyen, her zaman orada olan bir nota tütün. Tatlılık sizi rahatsız edebilir biraz. Ama çok aşırı tatlı parfüm değil. O yüzden beni çok rahatsız etmiyor ve o yüzden de şunu diyeceğim. Tatlı bir parfüm olmasına rağmen her mevsime uygun bir parfüm. Kışın daha çok içeride ve yazın daha çok dışarıda ve daha az sıkılmasını tavsiye ediyorum ama onun haricinde her ortama gidebilecek. Her ortama yani iş yeri ortamına da dahil çok rahat etmeyen, çok genel bir yeneğe uygun, çok ilgi alan ve her yaşa uygun. Şöyle söyleyeyim 16 ve üstü 60 yaşına kadar herkes kullanabilir. Her yaşa uygun bir parfüm. Ben pek yaş görmüyorum, mevsim görmüyorum parfümde veya ortam olarak çok bir fark yok. İlgi çekmek istiyorsanız, insanlara yakın olan bir insansanız ben gerçekten tavsiye ediyorum. Orijinalinin kalıcılığı bende her zaman 4 ila 5 saatti. Bununki yaklaşık 6 ila 7 saat. Gerçekten çok güzel. Keşke daha fazla kalsa ama kalmıyor. Ama koku olarak mükemmel bir parfüm. Daha önce de dedim genel beğeniye çok uygun, insanların çok sevdiği, çok ilgi verdiği bir parfüm. Ben şöyle bir şey de daha söyleyeyim. Bu parfüm videosunu izleyen bayanlar varsa ben gerçekten tavsiye ediyorum bayanların denemesini. Çok unisex gördüğüm parfüm. Gerçekten pek maskülenlik görmüyorum. Tütün notası var. Evet tütün notası bir maskülen bir nota. Ama o kadar da maskülenlik yok aslında. Bunun yanında tatlılığın verdiği bir unisexlik var. Ve ben bayanların kullanmasına hiçbir problem görmüyorum açıkçası. Bayanlar özellikle unisex seven bayanlar. Erkek parfümleri seven bayanlar. Mutlaka denesinler. Çok sevilebilir bir parfüm. Bunun yanında Boyutlarına gelecek olursak 50, 100 ve 150 mililitrelikler mevcut. Şu gördüğünüz şişe 100 mililitrelik şişe. Fiyat olarak araştırıldığında yeni bir parfüm olmasından dolayı fiyatının düşük olması biraz zor. Özellikle popüler olduğunu da düşünürsek. Benim Türkiye'de bulduğum fiyatlar yaklaşık bu boyut için 100 mililitre için yaklaşık 100 mililitreliği 300 ile 350 Türk lirası arasında değişiyor. Bu İyi bir fiyat mı? Bence iyi bir fiyat. Hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Şu ana kadar denediğiniz güzel kokulardan bir tanesi olabilir. Designer parfümlerinden en güzel kokulardan bir tanesi. Benim herkese her zaman tavsiye ettiğim kokulardan bir tanesi. Her mevsime uygun, normal kalıcılıkta, her ortama uyacak bir parfüm istiyorsanız ve her yaşa fark etmezsiniz. Ve hafif de biraz tatlı parfümleri seviyorsanız çok çok hafif bu parfüm mükemmel bir parfüm sizin için. Kör alışı uygun ama hani tatlı parfümleri hiç sevmeyen birisiniz mutlaka deneyin. Bu parfüm her yerde bulabilirsiniz. Çok satan parfümlerden bir tanesi olduğu için her mağazada olacaktır. Mutlaka deneyin. Bu videoda bu kadar. Bu parfüm hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorum olarak bırakın. Cevaplayabildiğim kadar cevaplayacağım. Bu videoyu bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım beğenirsiniz parfümü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.